Şimdi öncelikle bir kapak sayfası hazırlıyoruz arkadaşlar. Kapak sayfasında ne olacak? Kapak sayfasında gördüğünüz gibi üniversite, fakülte ki burası çok önemli. Ben mesela mühendislik fakültesindeki inşaat bölümüne, jeoloji bölümüne, bilgisayar mühendisliği bölümüne, fen edebiyat fakültesinde kimya bölümüne, fizik bölümüne, biyoloji bölümüne derslere girmiş insanım. Hepsini aynı anda girdiğimi düşünün. Siz hangi kısımdan getirip raporu bana verdiniz? Bu bir karıştığım bu raporların arasına benim o raporu bulup değerlendirme durumum yok. O yüzden sizin bize kolaylık sağlamanız için açıkçası bu fakültenizi, bölümünüzü doğru düzgün bir şekilde yazmanız lazım. Ve deneyin adını buraya güzelce yazıyorsunuz. Adınızı, soyadınızı, okul numaranızı yazabilirsiniz. Grubunuzdaki diğer kişiler. Niye? Bu neden önemli? Uydurma rapor yazan arkadaşlar oluyor. Biz bu grupça raporu önümüze alırız. Grupça bakarız ki değerlerde oynamalar var mı? Çünkü bazı raporların sonuçlarına göre not veririz biz. Bazen de bunun bir önemi olmayabilir fakat sizin grupça nasıl iş yaptığınızı ya da şöyle olur öğrenci. Hepsi karşımıza çıktığı için söylüyorum. Ali'den Veli'den arkadaşıdır. Ali Veli arkadaşıdır. Grubundan farklı rapor yazmıştır. Farklı kişilerin sonuçlarıyla. Bizim radarımıza girdiğinde o rapordan tabii ki düşük not olur. Niye? Çünkü o anda o deneyle ilgilenmemiş. Belli yani. Hangi tarihte yapıldığı önemli. Bunlar biraz da bizim işimizi kolaylaştıran şeyler arkadaşlar. Daha sonra bakıyoruz. Deneyin adını güzelce yazıyoruz yine. İç kapağı. Deneyin numarasını kaçıncı haftada olduğunu yani yazıyoruz. Deneyin amacını yazıyoruz. Kısaca nedir? Bu kütlenin korunumu ile ilgili bir deney ise kütlenin korunum yazısını deneysel olarak ispatı deyip yıkama çözeltilerinin hazırlanmasının öğrenilmesi gibi kısa çok işi bitirici cümleler yazıyoruz. Yine önemli deneyde kullanılan malzemeler ki burası şu anlamda önemli. Çözelti konusunda anlattığımızda hep ne dedik? Kutuya bakın, kutuya bakın, kutuya bakın. Bakın sulumu, bakın yüzde derişimi, yoğunluğu ne bunun? Hep bunlara bakın dedik. Bunlar çünkü çok önemli şeyler. Ben öğrencinin eğer burada sulu bakır sülfat kullanmayıp da sulu yazdığını görürsem, çünkü föylerde tam tersi durumlar hep olur. Föyde suludur, susuz kullanmışızdır ya da susuzdur, sulu kullanmışızdır. Benim için rapor ilk başta direkt kalır mesela. Daha ne kullandığını bilmeyen bir kimyacıyı biz görmek istemiyoruz. Evvela kutuya bakıyoruz. Kutunun üstünde ne var, ne yok. Saflık dereceleri ne? Buraya marka ekleyebiliriz değil mi mesela? Sigma aldırıç ekleyebiliriz. Merk olabilir. Ya da Akkim olabilir. Türkiye bu mesela Türkiye'de. Birpo olabilir. Bu da Türk. Neyse. Bunlar gibi markalarını biz burada yazabiliriz. İşte isimle yazılabilir. Yine formüllerle yazılabilir. Parantez içerisinde burada gösterdiğimiz gibi ikisini de yazabilirsiniz. Bunlarda bir sıkıntı yok. Tabii zaman zaman laboratuvarın ilk kısımlarında, genel kimyanın ilk kısımlarında hocalar zaten sınav sorusu olarak bu kimyasal formülleri size sorarlar mesela. Yani formülünü verir. K2CR2O7 diye mesela. Bunun ne olduğunu sorar. Ya da potasyum dikromat verir. Bunun ne olduğunu sorar. Böylelikle zaten sizin bileşikleri isimlendirmeyi çok iyi bilmenizi ister. O yüzden de size katkı sunması bakımından burada mesela ilki için sülfürik asit yazmışız. Formülünü parantez içerisinde yazmanız size yaza 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 bir beyninize işlenmesi bunu unutmaz hale gelmenizi sağlayacaktır değil mi? Hidroklorik asit, nitrik asit. Sonra bunların yoğunluklarının yüzdelerin genellikle yakın olduğunu anlamaya başlayacaksınız. Değil mi? Sülfürik asitler %98'lik civarı olur. Hidrojen klorürler %37'lik genelde olur. %35'lere düşer falan kaliteye göre. Yüksek kaliteler %38'lere falan da çıkıyor. Derken diğer cam malzeme ve tahta metal malzemeler işte spatülü, pensi, beheri gibi işte terazisi gibi bu tip şeyleri buraya yazıyoruz. Basit temel malzemeleri ve
Bu kısmı bu şekilde atlıyoruz. Burada tabii kutu veya gidip yoğunlukları olsun, yüzde miktarları olsun kesinlikle alınması lazım. Föyde yazan bir bilgi varsa bu bir kere derse gelinmeden, deney yapılmadan evvel öğrenci tarafından araştırılması lazım. Hadi araştırmadı diyelim. Teorik bilgi de araştırması lazım ki o alanda kendini çok iyi yetiştirsin. Yani açıkçası ben bunu genel kimya laboratuvarında ilk yılda yapılıyor biliyorsunuz bu. Ben bunun çok faydasını gördüm. Hatta hocalar beni çağırıp niye bu kadar yazıyorsun, niye bu kadar yazıyorsun diye kızarlar. Benim de öyle bir öğrencim vardı, kulaklarını çınlatayım. Hilal Lüleci, yapma derdim, o yapardı. Ben hatta onun bütün raporlarını almıştım. Böyle iyi öğrencilerin genelde bütün raporlarını ben almışımdır. Hepsi elimde, arşivimde vardır. Burada şunu söyleyelim özetle, kesinlikle yetinmiyoruz arkadaşlar. Bilgi çok fazla. Her kaynakta farklı farklı yerlerden yaklaşımlar olur. Sizin göremediğiniz noktayı başka bir kaynakta tamamlarsınız. Siz onları süzüp, özetleyip sürekli bir dağ gibi biriktirmeniz gerekiyor. O yüzden her zaman, her zaman araştırma yapmanız, çünkü bu sizde olması gereken bir özellik. Siz hep bildiğiniz şeyler ya da size öğretilmiş şeylerle zaten ilerlemeyeceksiniz hayatınız boyu. Size hep yeni bilgiler lazım olacak. Çalıştığınız yerde de mesela, değil mi? Bir formülasyon vardır. Bu formülasyonun geliştirilmesi gerekir. Nedir? Araştırma gerekir. İşte sizin burada kütüphaneye gidip buraya teorik bilgiyi eklemeniz demek, sizin bir araştırma kabiliyeti geliştirmeniz anlamına geliyor. Biz özellikle fen edebiyat kısmında, bölümlerinde bunu çok önemsiyoruz. Öğrencileri biz çok yorarız. Tabii bunun bir de okuması var. İki taraflı. Öğrenci yazdı ama hoca okuyor mu? Bazen bu işte çok iş yükünden dolayı belki bazı yerlerde teorik bilgi istenmez. Ama esasen benim çok önemsediğim bir alandır. Faydasını da hep görmüşümdür. O yüzden ben siz yazdığınızda okumaya razı olduğum için teorik bilgiyi raporlarda oldukça dolu şekilde isterim mesela. Burada teorik bilgi için bir metin yazılmış. Buralar çok önemli değil çünkü sonuçta yapmadığınız bir şey. Bir deney yapılmış. Deneyle ilgili teorik bilgi. Föyde olanları yazmayacaksınız arkadaşlar. Föyde olanı zaten biz biliyoruz. Siz de okudunuz, öğrendiniz. Siz neyi buraya ekleme yapacaksınız? Ekleme yapacaksınız. Föyün üstüne çıkacaksınız. Yeni bilgiler edineceksiniz. Olay burada. Evet, teorik bilgiyi yaptıktan sonra deneyin yapılışına geleceğiz. Deneyin yapılışı dili geçmiş zamanla yapılıyor. Tartıldı, karıştırıldı, soğumaya bırakıldı, soğutulur. Yani soğutulur ve karıştırmak üzere ısıtıcıya konuldu şeklinde olabilir. Hani aralarda lır olur ama son cümle her zaman dili geçmiş zamanla bitmesinde fayda var. Bu şekilde yazıyoruz. Mesela şimdi burada 1,5 gram nokta, aslında Türkçe'de değil İngilizce'den kalma bir alışkanlık. 1,5 gram potasyum dikromat, parantez içinde verilmişiz burada. Bu bizim için faydalı olduğu için ilk etaplarda o yüzden verildi. Siz vermeyebilirsiniz ama vermekte fayda var ilk başlarda. Bizim için bunun bir değeri yok. Tartıldı ve 2-3 mililitre su bulunan 250 mililitrelik bir her içerisine konularak karıştırıldı. Burada bir konularak kullandık. Yukarıda söyledik zaten. Karıştırıldı. Daha sonra beher içerisinde 25 ml sülfürik asit konularak ısıtıcı yardımıyla kromatın tamamen çözülene kadar karıştırıldı. Bu işlem sonucunda elde edilen kromik asit çözeltisi oda sıcaklığına kadar soğutuldu demişiz. Hep dili geçmişte yazmışız. Birkaç cümle düşüklüğü var. Üstünden geçilmesi lazım. Şimdi fark ettim. Yine permanganat çözeltisinin hazırlanması diye ayrı bir parantez açmışızdır. Şimdi öğrencilerin şöyle bir sıkıntısı oluyor. Rapor öyle iç içe geçmiş, herhangi bir tükenmez kalem kullanmamış ya da hep kurşun kalemle yazmış başlıklar böyle kendini göstermiyor. Böyle bir rapor iyi olmuyor arkadaşlar. Okuması bakımından bu hazırladığınız raporlar daha sonra sizin sınava çalışma evraklarınız da oluyor aynı zamanda. Biz mesela o yüzden öğrencilere teslim ederiz. Ha, teslim etmiyoruz diyelim. Bu sefer nedir? Sizin her seferinde bunları fotokopi yapıp kendinize saklamanız lazım. Ben kendi öğrenci laplarında çoğu zaman da mesela bilgisayardan yazın derim. Çünkü hem bilgisayar
kabiliyetinizi geliştirin. Çünkü size daha sonraki zamanlarda hiç kimse elle rapor yazın demeyecek. Böyle bir ortama gitmeyeceksiniz. Devrimiz gereği artık her şey bilgisayar olduğuna göre siz bilgisayardan bu işleri yapmayı öğrenmeniz birinci derecede daha önemli. Ben kendi öğrencilerimde bunu uyguluyorum ama çoğu yerde bu suistimale uğradığı için öğrenciler sağdan soldan raporları kopyalayıp yapıştırdığı için ortada 4-5 tane aynı rapor ortada olduğu için sıkıntı. Bu da sıkıntı. Öğrenciler bunu suistimal edebiliyor. Ama nihayetinde nedir? Güzel bir rapor ya da daha sonra faydalı olması için bilgisayardan yazmak da tabii bence faydalı. Bu yüzden eğer hocalarınız buna izin veriyorsa bilgisayar da kendinizi geliştirmeye çalışın derim. İşte kral suyunun hazırlanması hep dili geçmişte karıştırıldı, döküldü, alındı gibi yapıyoruz. Şimdi hesaplamalar kısmı deneyden evvel mesela 4 virgül işte burada kullanacağımız gramı mesela hesaplıyoruz. 1 gram potasyum permanganat alındı diyoruz ama öncesinde bir hesaplamayı başka bir kağıtta yapıyoruz. Bu 1 gram buluyoruz ama hesaplamalar kısmı bu üsttekinden sonra yapılıyor. Deneyin yapılışından sonra hesaplamalar kısmını veriyoruz. Şimdi bakalım. Hesaplamalar kısmında işte 1 molar 25 mililitre kalsiyum klorür çözeltisi hazırlamak için gerekli olan kalsiyum klorür 2H2O kalsiyum klorür dihidratın gramını hesaplanması gerekiyor. Bunun hesaplanmasını yukarıda ne kadar gram kalsiyum klorür almam gerektiğini hesaplanması, kalsiyum klorür dihidrat almam gerektiğini hesaplanması direkt yukarıda deneysel kısımda yazılır. 3,67 gram yazılır ama bu kısımda işte bunun nasıl yapıldığını hesaplamamız gerekiyor. M eşittir M bölü V deyip N'ini bulmamız. N'den sonra kalsiyum klorür ile kalsiyum klorür dihidratın aynı mol kalsiyum klorür içerdiğini düşünerekten bunun molekül ağırlığını, tabii kutuda safsızlık varsa safsızlığı da göz önüne alaraktan buradan bir hesabı bizim yapmamız gerekiyor. Bu hesaplarda öğrencilerin dikkat etmesi gereken önemli noktalar oluyor. Yüzde verimi hesaplamasını yine burada yaparız. Ondan sonra hata hesaplamasını burada yaparız. Bir stoikiyometrik reaksiyon vardır. Onun hesaplamasını burada yaparız. Denklemlerini yazarız. Reaksiyon denklemlerini yazarız gibi. Evet. Birçok hocanın da açıkçası dikkat ettiği en önemli kısım. Yorum kısmı bazı yerlerde ayrı yazılır. Yorumlar ve diğer başlık olarak sonuçlar şeklinde de. Benim kendi yıllardır tecrübem yorum ve sonucu öğrenciler çok ayıramıyorlar. Hani hoca oldukları kısım, akademisyen oldukları kısımda bunun ayrımı artık oluşuyor. Yaptıkları derin deneylerde derin bilgiler olması ve onların yorumlanması gerekiyor. Ama bizim laboratuvarlarda yaptığımız deneylerde çok da yani bazı deneylerde bir pekenli olabilir ama çok da böyle yorumlanacak da bir şey olmuyor. Öyle olunca da gençler neyi yorumlayacaklarını çok karıştırıyorlar. Aslında yorumda bir deney yaptığında bu deneyin veriminin nasıl arttırılacağının yorum kısmında verilmesi. Spirokoskopinin yorumlanması burada tabii önemli ama bizim genel anlamda laboratuvarlarda böyle bir spirokoskopik sonuçlar pek olmuyor. Hani sonuçları olmuyor. Öyle olunca da ya çok derinlemesine yorum yapamadığı için öğrenciler öyle bir alanda olmadığı için ya da bu bilgiye erişebilmedikleri için henüz ben yorum ve sonuçları birleştirmeyi uygun buldum. Ama yorum başka, sonuç başka olan yerlerde karşınıza çıkacaktır. Bunu da söyleyeyim. Doğrusu yorumlar başka bir şeyde, sonuçlar başka bir yerde ele alınır. Yorumlarda biraz daha böyle yaptığınız işi nasıl verimini arttırabilirsiniz, neden böyle oldu, bir reaksiyon yaptınız, bu reaksiyonda işte bazı koydunuz, bazın neden az konulduğu ya da neden çok konulduğu böyle çok teknik detaylar ele alınır. Ama dediğimiz gibi bizim bu deneylerde bence bu kadar detaylı durum yok. O yüzden ben birleştiriyorum. Sonuçlarda da deneyin sonucunu ne yaptık? Kütlenin korunumu mu bulduk? Kütlenin korundu mu? Korunmadı mı? Ya da bir destilasyon yaptık.
buhar destilasyonu yaptık. Buhar destilasyonun sonucunda limon yağının kaç gram mesela, kaç gram elde ettik? Bir destilatın içerisinde su ve buhar destilasyonu yaptıklarım su ve yağ fazı kaçar gramdan oluşuyor gibi böyle teknik şeyler olabilir. Ya da sirkede bir asit miktar belirlemesi yaptın. Asit miktarı ne? Kaç gram buldun? Yüzde kaç buldun asit miktarını? Direkt sonuç kısmında aslında yazılması gereken şey budur. Biraz daha özenilerek yapılmış bir yoruma bakalım. Şimdi bu sirkedeki asit belirlenmesi deneyi ile ilgili olarak bir deney, genel kimya laboratuvarı kısmında anlattığım deney için yazmıştım bunu. Biraz daha örnek açıklama olsun diye. Şimdi buna bir bakalım. Biraz daha vurucu noktalar var açıkçası. Ticari sirkeler kuvvetli asit ve zayıf asit içerebilmektedir. Bu pH ölçümüyle anlaşılabilir. Özellikle pH 3'e yakın olan sirkelerde kuvvetli asit varlığının fazla olduğu, pH 5'e yakın durumlarda ise kuvvetli asit ihtiva oranının azalacağı söylenebilir. Şurada yazdığımın hiçbiri föyde yazmıyor arkadaşlar. Tamamen araştırma ve bilgiye dayalı. Tamam. Bugün meteoroloji damlatıldığında sarı rengin kırmızıya dönmüş olması aslında kuvvetli asit içerdiğini göstermiştir. Bu da bilen için mantıklı bir açıklama ama teorik bir araştırma yapmayan için hiçbir şey ifade etmeyen bir araştırma. Burada da bir derin bilgi var. Meteoroloji eşliğinde yapılan ilk deneyde 2,92 gramlık kuvvetli asit olan hidrojen klorürün olduğu tespit edilmiştir. Föyde hiçbir şekilde hidrojen klorür kuvvetli asit varlığıdır diye gözükmüyor. Bu da araştırmalar sonucunda kuvvetli asit olduğu. Ama föyde bir mesela bir çarpan var, faktör. Bu faktörde bir 36,5 var. Eğer bunu öğrenci anlarsa ki hidrojen klorür molekül ağırlığıdır, o zaman belki yaklaşabilir ama kesinlikle hidrojen klorürden geldiği yazmıyor. Fenolftreyn ile yapılan ikinci deneyde ise toplam asit oranı bulunmuş ve asitik asit miktarını tam bulamamak için metilonaj indikatörü eşliğinde yapılan deneydeki sarfiyat bu rakamdan çıkararak net asitik asit miktarı 4,44 gram olarak tespit edilmiştir. Evet, nedir? Yüzde burada. Yüzde 4,4 ya da 100 mililitrede 4,4 gram. Bu şekilde de olabilir. O şekilde de olabilir. Tabi buraya ne yazmamız lazım? M bölü V yazmamız lazım. Ağırlık bölü hacimce yazmamız lazım. Burada bir hata vardı. Düzeltmiş olduk. Tespit edilmiştir. Ne yaptık? Deneyin sonucunu çat diye burada verdik. Aslında yorum da yapmış olduk biraz. Asitik asit içeriği sirkenin hangi meyveden yapıldığı ve üretim şekline göre değişse de 4 ile 8 aralığında olduğu literatürden elde edilmiştir. TSE bize 4 ile 8 arasında bir asitik asitin satılabilir olduğunu söylüyor. Ama ben yine sirkenin bu oranının meyveden meyveye değiştiğini de söyledim ve burada yine föyde olmayan araştırmaya dayalı bir yorum yapmış oldum. Bu bakımdan da 4,4'ün kabul edilebilir değer olduğunu literatürle kıyasladım arkadaşlar. Bunlar da önemli. Aslında yorum kısmında da giren kısım. Bu bakımdan elde edilen 100 mililitre sirkedeki 4,4 gram sirkenin kullanılabilir kalitede olduğunu göstermektedir. Yine de dönüm noktasının gözlemlenmesindeki zorluklardan kaynaklı kişisel hatalar, tekrar titrasyonun yapılmaması ve kullanılan sodyum yüksünün iyi ayarlanmaması gibi hatalardan kaynaklı olarak sonuçların değişebileceğinin altını çizilmesi gerektiğini de burada belirtmişiz. Ve bir hoca okuduğunda çok mutlu olacak, mutlu edebilecek bir yorum yapmışız burada. Bunların alt kısmı tabi burada öğrenciler, işte arkadaşım sağa döktü, sola döktü. Çok dikkatsiz davrandık. Böyle şeyler yazmıyoruz. Yani bazen öyle şeyler yazıyorlar ki mesela pozitif hata ya da negatif hata yazdığın şeyin bir çarpan olduğunu düşünelim. Mesela diyelim ki dışarıya damladı. Dışarıya damladı. Dışarıya damlayınca sarfiyat arttı diyelim. Bu mesela ne yapar? Asitik asitin miktarının 4 değil de
5 olmasını sağlayabilir. Ama mesela diyelim sen 8 bulmuşsun. Sen dışarı damlatınca 8,5 olmuştur. Sen o zaman hatanın üstüne hata eklemiş oluyorsun. Yani sonucunuzun nasıl etkilediğini, bu yapılan hataların da iyi planlanıp doğru bir şekilde yazılması lazım. Eksi hata mı yapar bu hata, artı hata mı yapar? Mesela diyor ki Beher ıslaktı. Ya bu artı hata mı, eksi hata mı? Bunların iyi planlanıp yazılması lazım. Arkadaşım dikkatsizdi, döküldü. Arkadaşla konuştuk, öyle oldu, böyle oldu gibi şeyler burada yazılmaz. Mesela kütlenin korunumu deneyinde normalde sodyum karbonatla bir hidrojen klorür karışımı yapılıyor. Burada bir karbondioksit gazı çıkıyor. Kütlenin korunmadığı görünüyor. Ama kütle korunması lazım. Neden korunmuyor? İşte bu gazın çıktığının net bir şekilde gözlemlenmesi lazım. Bir balon taksaydık mesela bu reaksiyonun bir gaz çıkışını gözle görebilecektik, ama ya da çok dikkatli reaksiyon kabına baksaydık buradaki gaz çıkışını görebilecektik. İşte biz bunu yorumda kütlenin korunumunun sağlandığını yazmamız lazım. Ama biz gaz uçuşu olduğu için bunu gözlemleyemedik dememiz lazım. Ama siz burayı derseniz ki kütle korunmadı, neden korunmadı derseniz bu deney aslında çökmüştür. Hiçbir şey anlaşılmamıştır. Kaynak kısmı bizim çok önemsediğimiz bir durum. Çünkü kaynak göstermeme akademik camiada oldukça önemli bir suç sayılıyor. Bir nevi hırsızlıktır. Tabii kaynak stilleri var. Her derginin, her bir hocanın sizden mesela laboratuvarda şu benim yazdığım stili değil, başka bir stil isteyebilir. Bu gayet de normal. Hiçbir önemi yok. Ama dikkat etmemiz gereken şey ünvanlarla yazılmaz. Mesela Gökçe Kaya. O zaman mesela yardoçtur, şimdi profesör olmuştur. O yüzden G. Kaya dedik, geçtik. Hasan Karadağ mesela. Değil mi? O zaman yardoçtur, şimdi mesela doçent oldu gibi. Böyle ünvan yazmadan aldığımız yerin nerede basıldığı, hangi yılda, hangi sayfalar aralığında alındığı gibi detaylar alabiliriz. Bunların sıralaması, bir yatık olması, kalın olması, bunların tamamı sizin bunu sunacağınız yere göre değişir. Bizim mesela burada sizden istediğim şey bu stilse, siz de bu stile göre yazarsınız. İnternet kaynağında da ne yazılır? Bilmem www Dergi Park kaç yılında aldık? 2020 Mayıs dedik. Tamam. Mesela böyle bir internet kaynakları için hangi yılda alındığı yazılır. Tabii birimlerimiz de önemli. Gramı GR yazanlar, bunu istemiyoruz. L yazanlar, LT yazanlar veya LT yazanlar, bunlar bizim standartlarımızda yok. ML yazanlar değil, büyük L ile yazılacak. Şu şekilde buradaki gibi. Kilogram, yine yoğunluk gram bölü mililitre olabilir, kilogram bölü litre olabilir. İkisinin aynı şey olduğunu, ikisinde de 1000 çarpanı olduğuna dikkat ediyoruz. Mol kütlesi burada gram bölü mol şeklinde verileceğini yine söyleyelim. Evet, dersimiz bu kadar. Kısa bir ders oldu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.